Kızlar hadi siz de yardım edin. Tamam ben de ekmekleri getireyim. Babanız gelmek üzeredir. Dırdır etmesin yine. Hah geldi galiba. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Bağırma kız kulağımın dibinde. Aslan oğlum benim. Hoş geldin. Hoş gelmedim. Bütün gün çalışmaktan anam ağladı. Aslan oğlum benim. Nasılsın? Bak baba bu araba çok hızlı. Hep seni geçiyor. Öyle mi? Bak sana ne aldım. Sağ ol babacığım. Aslan oğlum benim. Hadi sofra hazır. Gelin de oturun artık. Hadi oğlum. Geç bakalım. Alkı şunu. O ne? Etli fasulye. İyi. Oğluma bol bol etinden koy. Büyüsün de çabucak erkek olsun oğlum. Kızların büyümesin mi Dursun? Büyümesine büyüyecekler de ne olacak ki? Onlar büyüyünce el kızı olacaklar. Koca evine gidecekler. Benim ne işime yararlar ki? Ama oğlum babasının adını taşıyacak. Büyük adam olup babasına kol kanat gerecek. Değil mi oğlum? Aha. Aslan oğlum benim. Geldik sayılır Mürvet Hanım. Bir dakika sonra oradayız. Siz çıkın kapıya. Bıktım artık bu işkenceden. O ne biçim laf öyle Tevfik Bey? Hah işte geldiler. İyi günler Tevfik Bey. Ablacığım ben alayım. Tut. Maşallah her hafta daha iyiye gidiyorsunuz. Hadi canım sen de. Yok gerçekten abartmıyorum. Hadi. Maşallah nazar değmesin. Selim sen hemen kapıları aç oğlum hadi. Herif öldü ölecek. Her hafta kanı değişmese yaşayamayacak. Bizde kan var ama para yok işte. Adaletsiz oğlum bu dünya, adaletsiz. Dursun abicim yavaş, duyacak adam. Nereden duyacak moruk be? Hem öyle deme abi, Allah'ın gücüne gider. Benim Allah'ım para oğlum. Bu yaşlı bunak bana her hafta para vermese ne diye yoracağım kendimi? Her hafta özel şoförlüğünü yapıyoruz adamın. Hadi. Buyurun. Yavaş. Sağ ol. Yavaş. Basın. Sarsmayın. Hadi. Sarsmayın. Tamam efendim. Sarsma. Tamam. Sakin ol. Alın bakalım. Sağ olun efendim. Al. Amcacığım ne demek? Bizim görevimiz. Alsana oğlum. Tevfik Bey veriyor. Al evladım al. Ne zaman ihtiyacınız olursa emrinizdeyim Tevfik Bey. Anında yanınızda olurum beyefendi. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biliyorum. Sağ ol evladım, sağ ol. Buyurun. Buyurun efendim. Yavaş. Dikkat edin. Sakın gebereyim deme moruk. Sen bana lazımsın. Sen mutlu değil misin? Bizim bunak bugün bayağı iyi bahşiş bıraktı. Enayi. Adam sana iyilik yapıyor. Sen nasıl konuşuyorsun? Adam neredeyse ölecek ama milyarları var. Biz burada aslan gibi delikanlıyız. 5 paramız yok. Allah'a şükür sağlığın yerinde. Bak adamcağız hastanede her hafta nasıl eziyetler çekiyor. Çok konuşma Dilber, alırım ayağımın altına. Kalkmış bir de yaşlı bunağı koruyor. Baba. Söyle benim aslan oğlum. Mahallede herkesin bisikleti var. Hep bisikletle geziyorlar. Beni de aralarına almıyorlar. Oğlum bisiklet alacak paramız yok ki. Sen de diğer arkadaşlarınla oyna. Sen karışma, ben alırım aslan oğluma. Söz sana bir bisiklet alacağım.
Hem de herkesinkinden daha güzeli olacak. Aslan babam. Çak. Dursun, nasıl alacaksın? Bizim morun verdiği bahşişlerle. Gelecek haftanınkini de üstüne koyduk mu? Bisikletin şahını alırım oğluma. Hey, bisikletim olacak, bisikletim olacak. Onu almayacağım da kime alacağım? O benim tek oğlum. Kanım, canım. Dursun abi, keyfin yerinde bugün bakıyorum. Herhalde oğlum. Bugün yine ihtiyar bunağın kan değiştirme günü. Benim de cüzdanımı doldurma günüm. Günah be abi. Adamın gönlünden kopuyor, veriyor. Bari arkasından böyle konuşma ya. Salaksın oğlum sen. Bu kadar iyi niyetli olma. Ne yapacak bu bütün paralara? Mezara mı gömecek yaşlı bunak? Elimde olsa, ah elimde olsa. Abi, böyle şeyler, kötü şeyler düşünme. Allah'ın gücüne gider. Aman be sende. Bugünkü bahşişi de aldın mı? Doğru bisiklet almaya. Bisiklet mi? Evet. Oğluma, diğerlerinin yanında mahcup olmuş çocuk bisikletim yok diye. Babası ne güne duruyor? Basacağım parayı, en iyisinden alacağım anasını satayım. Abi kaza olmuş. Abi. Baksana çocuk fena yaralanmış. Abi dur da alalım şu çocuğu. Saçmalama oğlum. Tevfik Bey'i almamız lazım bugün. Abi, telsizle haber veririz. Tevfik Bey'e başka ambulans yollarlar. Gel etme, alalım şu çocuğu. Bak çok fena halde. Ben bütün bir hafta bugünü bekliyorum. Herif 3 kuruş bahşiş verecek. Onu da şimdi başkalarına mı kaptıralım? Ama abicim. Oğluma söz verdim. Bisiklet alacağım ona. Moruğa gidemezsem alamam oğlum. Sen meraklanma, ambulans çağırmışlardır. Şimdi gider alır çocuğu. Bir dakika. Hadi bakalım alın. Bugün iyi günümdeyim. Alın bakalım. Sağ olun efendim. Al sen de. Bu çok fazla Tevfik Bey. Hiç gereği yok. İçimden geliyor canım, al işte. Çok sağ olun Tevfik Bey. İstediğiniz saatte ambulans emrinizdedir efendim. Siz bir telefon açın yeter. Sağ ol evladım, sağ ol. Siz de sağ olun efendim. Buyurun, buyurun. Yavaş. Ablacığım, tamam. Her zaman emrinizdeyiz efendim. Tamam. Bir telefon açın yeter. Selim, görüyor musun oğlum? Şansımıza bak. Hiç bu kadar bahşiş vermemişti. Eğer o çocuğu alsaydık, sen bu parayı rüyanda görürdün. Doğru yapmadık be Dursun. Almalıydık o çocuğu. Allah'ım. İnşallah kurtulmuştur. Ulan amma yufka yürekli adamsın be. Hadi ben gidiyorum. Oğluma güzel bir bisiklet alacağım. Paşalar gibi gezecek mahallede. Ne oluyor lan burada? Dursun abi dur. Abi dur. Dursun. Oğlumuz. Oğlumuz. Yavrum. Başın sağ olsun kardeş. Çocuğunu araba çarptı. Ama kimse almadı. Hatta bir ambulans geçti. O zaman şimdi kurtulacak dedim ama onlar da çekip gittiler. Bak
Baksana çocuk fena yaralanmış. Abi dur da alalım şu çocuğu. Saçmalama oğlum. Devrik Bey'i almamız lazım bugün. Oğlum. Beni affet oğlum. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben öldürdüm. Oğlumu ben öldürdüm. Oğlumu. Ben öldürdüm ben. Ben öldürdüm. Para hırsının, bencilliğin esiri olmayın. Sizden yardım isteyenlere elinizi uzatın. Yardım eline bir gün sizin de muhtaç olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Dursun, hırsının, bencilliğinin kurbanı oldu. Oğlunu mutlu edeceğini umarken evladının katili oldu. Ve yaptığı kötülük ona acıların en dayanılmazıyla, evlat acısıyla geri döndü.